Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Belediyesi işbirliğiyle organize edilen Turan Engin'i Anma Gecesi ve Erzincan Türküleri Programı Üniversite Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Aslen Erzincanlı olan halk müziğini sevilen sanatçısı Turan Engin bir kez daha anıldı. Programda sanatçının türkülerinden oluşan müzik geçidi dinleyicilere güzel anlar bıraktı. Erzincan'a özgü türkülerinde yer aldığı programda öğrenciler katılanları mest etti. Erzincan Belediyesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen programa Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, İl Protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Erzincan'ın yetiştirdiği değerli sanatçılardan yöre sanatçısı unvanıyla tanınan ve Türk halk müziğinin usta ismi Turan Engin'in unutulmaz eserleri yer aldı. Sanatçı Turan Engin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencileriyle Erzincan Belediyesi ses sanatçılarını seslendirdiği konserlerle bir kez daha anıldı. Bu her ne kadar benim deyime bir durum olsa kasa, böyle bir şey yok. Orada açıkçası... Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nce 2024 yılı itibarıyla Erzincan'da faaliyet gösteren işletmeleri yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi kapsamında denetimler devam ediyor. Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gelen ihbar üzerine bir zincir market işletmesinde satılan kurabiye ürününün etiketinin açıklayıcı olmaması nedeniyle işlem yapıldı. Kurabiye ürününü almak isteyen vatandaş etiketin üzerindeki fiyatı 49 TL olarak gördü. Kasaya geldiğinde ürün 46 lira çıktı. Müşteriye üründe indirim yaptıklarını belirten kasiyerin izahı yeterli bulunmayınca da müşteri bir indirim yapılacaksa bunun belirtilmesi gerektiği konusunu uyardı. Üründeki kasa ürün uyuşmazlığını kafa karıştırıcı bulan müşteri durumu Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bildirilen işletmeye gelen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri belirtilen kurabiye ürününe ilişkin tespitlerde bulunarak işlem yaptı. Konu hakkında işletme uyarılırken Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık Erzincan'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi verdi. Evet, bizim Ticaret İl Müdürlüğü olarak günübirlik haksız fiyat denetimlerimiz, kasa reyon uyuşmazlıkla ilgili itirafı konu varsa bu alanlarda, ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzu ihtiyacı olan elektronik eşya varsa bunların hepsi şu anda halihazırda rutin devamında rutin denetimler devam etmektedir. Bu şu andaki meşgul olayda da bir ihbar üzerine, bir şikayet üzerine, kaser reyon uyuşmazlığının ihbarına istinaden geldik, baktık. İhlal olan bir ürün tespiti şu anda halihazırda o ürünle ilgili işlem yapılmaktadır. Teşekkür ediyorum. Toplumda bireylerin yaşadığı ruhsal problemlerin, psikososyal sorun alanlarının ve intihar risklerinin değerlendirilmesi ve intiharı önleme konusundaki farkındalık oluşturularak intiharın azaltılması amacıyla Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci Başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Erzincan Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantı gündemine intihar verilerinin sunumu ve intiharı önleme konusundaki il düzeyinde yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Kurula üye katılımcıların görüş ve önerileriyle yeni kararlar alındı. Erzincan'ın Üzüm ilçesinde çiftçilere üzüm bağlarında görülen hastalık ve zararlılarla ilgili eğitim verildi. Üzümlü Kaymakamlığı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantıda Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan cimin üzümü, bağlarında görülen hastalık ve zararlılar çiftçilere anlatıldı. Üzümlü Ortaokulu salonunda yapılan toplantıya Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek ve üzüm yetiştiricileri katıldı. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Erzincan Yüksek Mühendisi Nalan Nazan Kalkan ile Ziraat Yüksek Mühendisi Tevhid Keçin birer sunum yaptılar. Toplantıda daha sonra Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek, Ziraat Yüksek Mühendisleri Selahattin Albayrak, Nalan Nazan Alkan, Yılmaz Karabıçak ve Tevhid Geçim çiftçilerin sorularını yanıtladılar.
Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, önümüzdeki süreçte çok daha ayrıntılı bir toplantının organize edileceğini söyledi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dımızlık, düve alımı, hibe destekleme başvurularının 9 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenlerin il müdürlüğü, hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesini şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Düve alım desteği kararının yayım tarihi itibarıyla Türk VET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek edilen hayvan sayısıyla uyumlu olması gerekiyor. Satın alınacak damızlık hayvanlar aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe olmalıdır. Desteklemeye esas 2023 yılı damızlık gebe düve fiyatı 100.000 TL, baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 50.000 TL baş, damızlık gebe manda fiyatı 70.000 TL baş ve 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 35.000 TL baş olarak uygulanacak. Erzincan Binil Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyarette bulundu. Öğrenciler Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki fabrikaları gezerek Organize Sanayi Bölgesi'nin Erzincan'a katkısı ve önemi hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler OSB bünyesindeki firmaların fabrikalarını gezerek üretim işleyişi ve üretim süreçlerini inceleme fırsatı buldu. Ziyaretçi öğrenciler firma yetkililerine merak ettikleri soruları sorarak bilgiler aldılar.